ortaya çıkmış bir dolu asılsız ithamla bize saldırıyor. İşte defne adayımız Mehmet Güzelyurt. Hani üniversite döneminden beri tanıdığım bir arkadaşım. Evet. Kendisine kefil olacağım birisi. Onunla ilgili yok. Mehmet Güzelyurt Lütfü Savaş'a yakın olduğu iddiayla Mehmet Güzel'den para alıyor deniyor. Ahmet Şık para aldı diye kulağıma gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Bakın benim mal varlığımla ilgili bulabilecekleri tek şey hala ödemeye çalıştığım borçlarım olabilir. Benim 5 kuruş parası yoktur. Olamaz da zaten. Mehmet Güzelyurt'ta da olmaz. Ama kalkıp da Lütfü Savaş'tan para aldığımız iddia. Yani öyle garip bir denklem kuruldu ki Hatay'da. Filmi çekilir. AKP'liler bizi CHP'den para almakla suçluyor. CHP'liler AKP'den para almakla suçluyor. Gökhan CHP'den para almakla suçluyor. Ama bakın burada 20'li yaşlarında çok sayıda öğrenci arkadaşımız var öğrenci büromuzdan. Haftalardır sınavlarını girmeyerek, okullarına devam etmeyerek Gökhan Zan'ın, Ecevit Alkan'ın Antakya'da, Arsuz'da Emrah'ın ve Defne'de Mehmet Güzelyurt'a yardım etmeye çalışıyorlar. Bakın çok samimiyetle söylüyorum. Bazen karınlarını doyuramıyoruz. Bakın durumumuz bu. Türkiye İşçi Partisi kendi ayaklarında durmaya çalışan, herhangi bir hazine yardımı almayan, üyelerinden ve gönüllerinden gelen bağışlarla hayatta kalmaya çalışan bir parti. Ve ben o çocukların, o gençlerin yüzlerine bakamayacak kadar utanıyorum. Karınlarını doyuramıyoruz bazen. Ama kalkınmış milyonlarca dolar para aldığımızdan bahsediliyor. Bakın bu çok ahlaksızca bir şey. Bu çamur Türkiye İşçi Partisi'nin üzerine yapışmaz, yapıştıramazsınız. Ortada bizim para aldığımıza inananlar, üzerinden bir linç kampanyası örgütleyenler, ses kaydı ortaya dökülen biriyle ilgili bir şey demiyor. Bakın. Peki Ahmet Şık'ı göndermeyelim. Ahmet Şık bir virgül koymuş olsun. Son olarak şunu söyleyeceğim. Son değil Ahmet abi, devam edeceksin. Bizim amacımız ne savcı yerine kendimizi koyup birini suçlamak ve mahkeme yerine koyup birini suçlu ilan etmek. Bizim derdimiz sadece gerçeğe ulaşmak. Benim gazetecilikteki ilkem de buydu. Siyasette de ilkem bu. Yurttaş olarak da. Partinin ilkesi de bundan farklı değil. Tam da bu nedenle adli bilişim ve siber güvenlik uzmanı birinden biz rapor istedik. Kayıtları göndererek. 2 tane kayıt var elimizde. Birisi rüşvet pazarlığı yapılan, bir diğeri de tehdit hakaret videosu. Peki. 27 sayfalık bir rapor geldi bize. Raporun sonuç bölümünden size okuyorum hemen. Çeşitli teknik terimler sıralanmış. Ve deniyor ki bakın detaylı incelendiğinde videonun başlamıştan sonuna kadar kesintisiz devam ettiği, arka seslerde devamlılık olduğu, herhangi bir atlama olmadığı, sesin hızında yapay bir değişiklik veya frekansta beklenmedik dalgalanmalar olmadığı tespit edilmiştir. Arka plan seslerinde tutarsızlıklar veya anormal gürültüler olmadığı, konuşmaların doğal ritmi ve tonlamasında belirli bir tutarlılık bulunduğu, ses kayıtlarında, konuşma hızında, tonlamada veya vurgularda doğal olmayan değişiklikler bulunmadığı görülmüştür. Yani diyor ki ses kaydı gerçek ve otantik. Şimdi bizim hakikatimiz bu. Ve dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi bu hakikate dair kuşkusu nedeniyle Gökhan Zan'ın adaylığını desteklemekten vazgeçti. Kuşkularımız da bizi haklı çıkardı maalesef. Ve bunun için gerçekten çok üzgünüm. Keşke Gökhan Zan haklı olsaydı. Keşke biz yanılıyor olsaydık. Çok samimiyetle söylüyorum ve tekrar ediyorum. Bakın burada Ahmet Şık, çok az bir süremiz kaldı maalesef. Bugün normalin dışında bir yayın yapıyoruz. Çok özür diliyorum. Tekrar hayal kırıklığı yaşattığımız için. Peki. Diğer konuklarıma da bir söz hakkı vermek istiyorum. Az lütfen. Bir süremiz var. 40 gibi çıkış yapacağız çünkü. 12 dakikamız var. Adil gitmek istiyorum. İsmail Saymaz, senin yorumunu dinleyeceğim. Bütün aslında baştan sona her şeyi, yaşanan ben, her şeyi anlattı Ahmet Şık. Gitti mi? Bir kere daha bağlayacaklar görüntüsü donduğu için. Tabii, sen yorum yaparsan. Şimdi Ahmet Şık konuşmasının sonunda ben Ahmet Şık'a güvenirim. Ahmet Şık'a itimat ederim. Ahmet Şık öyle hele Ahmet Şık'ın kendisi öyle Lütfü Savaş'ı kayıracak. Efendim onun tek adayı kalması, milletin ona oy vermesi için Türkiye İşçi Partisi'nin adayını karalayacak. Hele hele efendim bir de bunu para için yapacak tinette biri olmadığı gibi bu tinette biriyle aynı sokaktan da geçecek biri değil. O nedenle onun kanaatine itimat ediyorum.